Bunlar böyle çökerle, yarına korla. Zahmetli. Kaç yaşından beri yapıyorsunuz? Doğdu doğalı yapıyor işte. Kıştan beri bakılıyor buna. Yaklaşık 4 ayda. He, 4 ay sürüyor. Evet. Ekilecek bunlar. Tarla ekilecek makineyle. Kazanılıyor. Yaptıktan sonra kazanılıyor. Yani. Ömür. Tütün ekimimize başlamıştır yani. Ama bak bak çekin. Burası benim tarla, muhtarı tarla dersin. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsunuz şu anda? Tütün ekiyoruz. Nasıl gidiyor? İyi. Fidelerin olması ne kadar sürüyor? 4-5 saat. Üzer el ver. Kaç ton yaptın söyle? Bu tütün fidanların konması 3 ay doluyor fidanlar. 1 ayda böyle dikiyor. 10 gün 15 gün çapa yapıyor. 2 ayda kırıyor. En azından 4-5 ay. Sürüyor. Peki. Kaç senedir yapıyorsunuz bu işi? Vallahi 5-6 yaşından beri yapıyoruz. Yani 20-25 yıldır yapıyor. 25 yıldır yapıyor. En zahmetli tütün etimiz. Tütün zor mu diye? Çok zahmetli, çok zor. Hep gece olan iş. Bu köyde hep tütüncülük mü yapıyor? Birçok yerde tütünden vazgeçilmişti siz. Bizim burada bir şey var. Bağ yok. Bir tütün bir şey. Başka bir şey var. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? 20 seneden beri. 20 seneden beri. Ondan öyle değil. Bu işimizi kolaylaştırdı ama. Kolaylaştırdı. Çiçeğe veriyoruz. Bir tütünü tüccara verene kadar kaç ay geçiyor işlemler? Yani yıl başında bir başlıyor. Köyüm kaynağı tütün ve zeytindendir. Ve tütüne Ocak aylarında sıraları yatırmaktayız. Tütünün sıralarını Ocak ayında yatırıyoruz. Ona biz Ocak, Şubat, Mart 3 ay tütünlere, fidana çok güzel bakarız. Ve ondan sonra
Mart'ın sonunda başlarız ekime. Nisan, Mayıs'ın 15'ine kadar 45 gün tütün ekeriz tarlada. Mayıs'ın 15'ine kadar ekeriz. 15'inden sonra 15 gün çapa yaparız tarlada. Ondan sonra tütün kırımına başlarız. Eylül tütün abi. Kırımı Mayıs'ın sonu, Haziran, Temmuz, Ağustos'un 15'ine kadar tütün kaldırır, hasadı kaldırırız. Ama bunları yapmak çok bir zor iştir yani. Zaman... 24 saatin 20 saatini tütünle ayırıyorlar. 4 saati dinlenirler. Zahmeti çok zordur. Her ekim zamanı çok zordur. Çok zor. Çapa normal, kırım normal ama dikim çok zordur. Kadınların ölü feryatı yani tütüncülük. Genelde kadınlar mı yapıyor bu işlemi? Genelde kadınlar yoluyor, kadınlar ekim yapıyor. Tabii biz erkekler başında duruyoruz ama bizim o kadar şeyimiz olmuyor. %100 kadınların. %70'i yapıyor tütün ekimini. Daha fazla %100 yapıyorduk. Biraz zeytinler oldu. Zeytinler tarlalarda zeytin ektik boş tarlalara. Zeytinden geçimimizi sağlayarak tütünü biraz bırakmaya başladık. Bizim eskiden tekel vardı. Devlet vardı arkamızda. Tütün paraları güzel para yapıyordu. Şimdi devlet bizi çiftçiyi şeye bıraktı. Ekişperlere. Tüccarlara bıraktı. Tabii ki tüccarların bunlar fiyatı kendileri biçerle, biz onu o fiyattan veririz yani. Ama devlet arkamızda olmadığından tüccarlar ne verirse o fiyata veririz. Tütün 17 liraya gidiyor. Ama bu tütünü çıkarayım diye sadak çok masrafı var.